Herkese merhaba, Plan Gecesi 29'a hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen başlamadan her zaman olduğu gibi ojelerimi gösteriyorum. Bunlar Flormer'ın Plus 48 numarası olması lazım. İçeride kaldı oje ama aşağıya her zaman olduğu gibi yazacağım yine. Sanırım iki kat üzerine de parlatıcı cilası var yine Flormer'ın. İkisini de bırakıyorum aşağıya. Ve bu hafta kullanacağım bütün kalemlerimi ve malzemeleri de her zaman olduğu gibi yine aşağıda açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Geçen hafta Yıldızlar ve Gece'den İlham alarak böyle bir planlama yapmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz şu anda sağ üst köşede bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfadan ilham alarak sizlerin yarattığı bir sürü güzel sayfa oldu. Onları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bana yolladığınız için çok teşekkür ederim. Geçen hafta ajandam da böyle görünüyordu. Gerçek hayatta nasıl görünüyordu onu merak ediyorsanız da İngilizce kanalıma son kez bir vlog yükledim. Onun da linkini şu anda bırakıyorum, bakabilirsiniz. Ama bundan sonra günlük hayatımı eğer merak ediyorsanız hepsini Snapchat'ten tamamen Türkçe olarak paylaşacağım. Kullanıcı ismimi de şu anda ekrana bırakıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Hemen yeni haftayı açarak başlıyorum. Geçen hafta size sormuştum. Seçenekler arasından, 3 seçenek arasından altın rengi olanı seçtiniz. Daha önce altın rengi yaptığımızı biliyorum evet ama altın rengi benim en sevdiğim renkler bir tanesi. İkinci seçenek de yapraklar ve yeşillerdi. O da çok az oy almadı aslında. O yüzden bu hafta ikisini birleştirmeye karar verdim. Yani hem altın renkli hem de yeşilli yapraklı bir tasarım yapacağız beraber. GTSTO'nun Facebook grubundan ilham alarak size önce şu kenarlara bir şeyler çizmeyi göstereceğim. Bu fikir oradan Buse Tunç'tan geldi. Çok teşekkür ederim Buse. Senden ilham alarak bugün bu kenarları süslemeye başlıyorum. Hemen altın rengi kalemimi aldım. Bu günleri etrafından çizeceğim. Eğer düzgün olsun istiyorsanız bir cetvel kullanabilirsiniz siz de benim gibi. Evet, günleri iyice altın rengiyle belirttikten sonra yapacağım şey şu boşlukları birazcık bu altın rengi kalemle karalayacağım. Ondan sonra da günleri oralara yazacağım. Bence bu karalama işini siyah kalemle yapıp üzerine başka bir renkle de günü yazabilirsiniz. Öyle de çok şık duracağını düşünüyorum. Bu biraz kururken haftanın özlü sözünü seçeyim. Eğer bıraktığınız özlü sözleri plan gecelerinde kullanmadıysam daha önce muhakkak Twitter'ımdan paylaşacağım. İnanılmaz güzel sözler geliyor. Gerçekten seçmesi çok zor. O yüzden en azından Twitter'ımda olsun diye oraya da koyacağım. Bu haftanın sözünü de yine Fatime'den seçeceğim. Çünkü gerçekten inanılmaz sözler buluyor. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Yani sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz. Bunu yazacağız. Bir tane de Defne Irmak Akgöz'den seçtim. You are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think. Bu da Christopher Robin'in sözüymüş. Onu da bir yere yazacağım. Sanırım bir tanesini şu üste, bir tanesini de bu alta yazacağım gibi duruyor. Ama burası kuruduğuna göre günlerimizi yazarak devam edebiliriz. Bu yeşil kalemi kullanacağım. Ayın 17'si bugün, 18 ile devam ediyorum. Şimdi bu Stabilo'nun kalemiyle şu altın rengi yaptığım çerçevelerin arasından çiçek gibi bir şeyler çizeceğim. Aslında siz bunu daha önce gördünüz benim videolarımda. Birazcık daha bu sefer sivri uçlu çizmeye çalışacağım. Daha yaprağa benzesin diye. Evet, böyle bir şeyler oldu. Şimdi bunu bütün günlere devam ediyorum. Evet, yapraklarım geldiğine göre özlü sözlerimi yazabilirim artık. Yine bu yeşil kalemle yazacağım. Okey, bu da tamam olduğuna göre şimdi şu aralara birazcık başka yapraklar çizeceğim. Bunun için sayfalarımı çıkartıyorum. Birkaç farklı çeşit yaprak çizmeye çalışacağım. Oraya buraya bakalım nasıl görünecek. Şimdi bu yeşille çizdiklerimi altın rengiyle boyayacağım. Şimdi biraz da altın rengiyle çizip yeşille boyayacağım. Ve tasarım bittiğine göre sayfaları ajandaya koyup planlamaya geçebiliriz. Çarmıhımı da kaldığım sayfaya bir ayraç görevi görsün diye takıyorum. Siyah kalemimi alıyorum. Planlama stikerlerim de burada. Ve başlıyorum. Yarın İstanbul'a geliyorum. Çok kısa süreli kalacağım için hiç buluşma planı yapmamaya çalıştım ama eğer aksi bir durum olursa, bir buluşma yapabilecek gibi olursam muhakkak Instagram'dan ya da Snapchat'ten ya da her ikisinden birden duyururum. Uçak stikerimizi koyalım. Cumartesi de döneceğim. O yüzden oraya da bir tane uçak koyacağım. Cuma günü canlı yayın yapmaya çalışacağım ama topluluk kısmından duyururum. Aksi bir durum olursa muhakkak beni oradan takip edin bu güncelleme için. Cuma kahvesine kahve bardağımı koyuyorum canlı yayın için. Cuma akşamı Işıl'ın doğum gününü kutlayacağız galiba. O yüzden oraya balon koyacağım. Pazar günü doğum günü. O yüzden oraya doğum günü pastası koyacağım. Doldurmaya başlıyorum. Perşembe günü arkadaşlarımla buluşacağım, onu yazıyorum. Bu hafta elimde bu kadarı var. Geçen haftadan yapmadığım şeyleri, yapamadığım şeyleri geçireceğim evet ama İstanbul'da olacağım için neyi ne kadar yapabileceğimi orada görebileceğim herhalde en çok. O yüzden en son olarak stikerlerimi de birazcık boyuyorum. Sayfa çok yeşil ağırlıklı olduğu için stikerleri de altın rengine boyadım ve sanırım bitti.
Evet, bugünün tasarımı da böyleydi. Önümüzdeki haftayı size hiç sormuyorum çünkü önümüzdeki hafta kesinlikle yılbaşı temalı bir planlama gecesi izleyeceksiniz. Onun dışında sanırım söylemek istediklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Plan gecesi 30'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.